Bunlar da tümler, bütünler, komşu tümler, komşu bütünler, ters açılar belirtilmiş ve renkli kalemlerle boyanmış. Buna göre 4 öğrencinin boyadığı açılar verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ataya bakalım. Ters mi birbirine açılar? Ters. O zaman ata doğru çizmiş. Bilge'ye bakıyoruz. İki açının toplamı 90 derece mi? Evet, 90 derece. O zaman bunlar tümlerdir. Ceyda'ya bakıyoruz. İki açının toplamı 180 derece yapar mı bu iki açının toplamı? Evet, o zaman bu iki açının toplamı 180 ise bütünlerdir. Peki buraya bakıyorum. Yeşille pembenin toplamı nedir arkadaşlar? 180'dir. Yani bu iki açıyı toplarsak eğer 180 olur. O yüzden bunun tümler olma ihtimali yok. Bütünlerdir. O yüzden kim doğru söylemiştir? Ata, Bilge ve Ceyda doğru söylemiştir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır diyoruz ve geçtim bu soruyu. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Yok herhalde. Geçiyorum. İkinci soruya bakıyoruz. Konuşmuyorum. İkinci soru için bekliyorum arkadaşlar. Baktınız mı ikinci soruya? Cevabımız nedir? Cevabınızı yazın. Daha sonra ben konuşmaya başlayacağım. İkinci soruyu yapanlar cevabını yazıyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ne oluyor sistemde? Önce bakalım. Soldaki uç 20 saniyede 24 derece açılıyormuş. Soldaki de 12 derece açılıyormuş. Bunların ne olması gerekiyormuş? Bütünler olunca durması gerekiyormuş. O zaman bütünler olması demek toplamlarının 180 olması demek. O zaman 180 olana kadar biz ne yapacağız? Devam edeceğiz. Kaç saniye sonra 180 olur? 1 saniye sonra bu 24, bu 12 olur. Toplamı 36 olur. Olmaz. 2 saniye sonra bu 24, bu 12 olur. Toplamı yine olmaz. 3. saniyede yine 24, 12 yaparsak yine toplamı olmaz. 4. saniyede yine 24, yine 12 yaparsak yine olmuyor. Ama 5 saniye yaparsak 24'e 12 yaptığımız zaman toplamımız ne oluyor arkadaşlar? 120 ve diğer tarafın toplamı 60 olduğu için 120 artı 60 180 oluyor. Yani kaç saniye geçmiş olacak? 5 saniye geçmesi gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Anlaşıldı mı? Ayşenur, ses yoksa senden kaynaklı bir problemdir. Evet, çıkıp tekrar gir ya da ses ayarlarını kontrol et çünkü diğerlerinde var. Değil mi arkadaşlar? Var sizde. Tamam, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya bakalım. İki de varsa sorunuz sorabilirsiniz. Neredesin Rümeysa? Uyanamadın mı? Evet, üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü soruda bize ne diyor? Baş harflerine verilmiş ve bunların toplamı nerede tümler olur diyor. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. İkisinin toplamı 180 oluyor. Yani 180 demek bütünler demek. Bu olamaz. B şıkkına bakıyorum. Arası 90 derece olduğu için diğer iki açının toplamı da 90'dır. Bu olur. Bu Mustafa'da ikisinin toplamının 90 olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Eğer 45-45 gibi tam ortadan geçmemiştik. Biraz kenardan geçmiş. O yüzden 45-45 diyemedik. O zaman ikisinin toplamının 90 olduğunu kanıtlayabilir miyiz?
Uğur bir kere zaten olmaz. İkisi 90-90-180 olduğu için Uğur olmaz. Şu an Mustafa'dayız. Mustafa'nın ikisinin toplamının 90 olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Yani şöyle de olabilir. Tam ortadan bölmediği için mesela 30 olabilir bu açı. Eğer burası 30'sa diğer taraf da aynı şekilde böldüğü için burası da 30 olabilir. 30-30-60 olabilir. O yüzden tam ortadan bölmediği için 45-45 diyemediğimiz için doğru yalnız Kemal dememiz gerekiyor bu soruda. Tamam mı? Tam ortadan bölmedi. O yüzden tam 45-45 diyemiyoruz. Mesela 30-30 desek bu sefer 90'dan küçük olacak. 44-44 bile desek yine 90'dan küçük olacağı için tam tümler olamadı. O yüzden zaten cevabımız yani B oluyor. Evet. Geçiyoruz dördüncü soruya. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruyu ne yaptınız? Ama yani 25 yaptınız. Bakalım arkadaşlar birlikte. Şimdi evet, yani 25 dediniz. Evet, bakalım. Şimdi M açısının kaç derece olduğuna bakalım. M açısı kaç dereceymiş arkadaşlar? Bakıyoruz. Şuradan sayıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. L'den sayıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50. 60'ı geçmiş mi? Geçememiş. O yüzden 65 mi diyeceğiz biz buna? Yani sayarsak eğer 10, 20, 30, 40, 50, 55 oluyor arkadaşlar M'nin değeri. M'nin değeri 55 olduğu için 90'dan 55'i çıkarırsak buna tamamlayan açının 35 olması lazım. 35 olması için de bizim diğer yok noktamızın 35'e gelen nokta olması lazım. 35'e gelen noktada hangi noktadır? B noktasıdır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Yani 65 olsaydı 60'ı geçip 60 ile 70 arasında olması gerekiyordu. Evet, ben söyledikten sonra B demeniz bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Zaten ben söyledim cevabı. Onun öncesinde hepiniz A demiştiniz. Evet, geçiyoruz. 5. Beşi ne yaptınız? Evet, bekliyorum 5 için. Evet, farklı cevaplar geliyor. Bakalım mı? Tamam, bakalım beraber. Daha fazla yazmayalım. P ve R'nin toplamı 90'mış. Yani bunlar tümler açılarmış. Evet. Ve ne diyor bize? AD ışını A noktasında sabitlenerek hareket et diyor. Şimdi ışın sola gidildikçe zaten bize sağı ve solu göstermiş. Işını sola kaydırıyoruz biraz. Işını sola kaydırırsak ne oluyor bakalım. Birazcık sola doğru çizelim bu ışını. R ne olmuş oldu arkadaşlar? R büyüdü. Yani R açıldı. Bunu tümleyen açı ne oldu? P. P küçüldü. Yani tümleri küçülür. Bu doğru bir ifade midir? Evet, doğru bir ifadedir. R büyür. R'nin tümleri olan P de küçülür.
Yani bu doğru bir ifadedir. Geçiyorum B şıkkına. Işını sağa kaydırırsak, ışını sağa kaydırdığımda R ne oldu? Küçüldü. R azaldı. R açısının bütünleri, yani bunu 180'e tamamlayan yer ne olmuş oldu? Büyüdü. Bu da doğru. Evet. R'nin bütünleri de büyümüş oldu. Yani bu da doğru. Bize yanlışı sorduğu için bunu geçtik. P ve R'nin toplamı her durumda 90 olur diyor. P ve R'nin toplamı ne olursa olsun AC ve AB değişmediği için 90 olmaz mı? Evet. R azaldıkça P'nin tümleri artar. R azaldıkça P'nin tümleri nedir arkadaşlar? Şimdi P'nin tümleri P'yi 90'a tamamlayandır. Yani nedir o? P'nin tümleri R'dir. R azaldıkça R azalır olması gerekirdi. Çünkü P'nin tümleri zaten R'dir. Yani R azalırsa R artmaz, R azalırsa R azalır demesi gerekirdi. Çünkü P'nin tümleri dediği şey zaten R'dir. Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Bu soruda kafanıza takılan bir yer var mı? Sormak istediğiniz bir yer varsa sorun. Tamam, devam ediyoruz o zaman diğer sorumuza. Evet, 6. sorunun cevabını söyleyelim. Evet, C diyor geneli. Herkes C mi diyor? Tamam, bakalım. Evet, tamam, bakalım soruya. Şimdi normalde burada kimler tümlerdir arkadaşlar? A ve B birbirini 90'a tamamlar. Yani A ve B tümlerdir normal şartlarda. Yani toplamları 90'dır. Ama B'nin tersi D olduğu için, yani B'ye D eşit olduğu için ben B yerine D de yazabilirim. O yüzden B ile D de tümlerdir diyebilirim. O A ile D de tümlerdir diyebilirim. Bundan dolayı A ile D birbirine eşittir diyoruz. Tümler demek 90'a tamamlayan demek olduğu için birbirini 90'a tamamlayan hangi açılar vardır burada? A ile B birbirini 90'a tamamlar. A ile B birbirini 90'a tamamlıyorsa B, D'nin tersinde olduğu için B, D'ye eşittir. B, D'ye eşit olduğu için o zaman A ile D de birbirini tümler demek istiyoruz. Yani birbirine kim 90'a tamamlıyorsa ondan bahsediyor. Tamam mı? Yani bu ikisinin toplamı 90 olduğu için ikisi tümlerdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, burası 144 ise karşısı da nedir? 144 tür bir kere. Bunu zaten yazıyoruz. B'yi bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? A 144. B'yi bulmak için A ile B'nin toplamının 180 olması gerektiği için 180'den ne yapmamız lazım? 144'ü çıkarmamız lazım B'yi bulabilmek için. 180'den 144'ü çıkarırsak ondan 4 çıktı 6, 7'den 4 çıktı 3. Yani ne oluyor burası? 36. Yani B şıkkı 36. B açısı 36. Bize A eksi B dediği için 144'ten 36'yı çıkarmamı istiyor. 144'ten 36'yı çıkarırsam cevabımız ne oluyor? C
Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 108. Arkadaşlar kendi aramızda konuşmuyoruz. Evet, olmuyor. Olsaydı yapardım. Şu an için bir şey yapamıyorum. 8. soruya bakıyoruz. Evet, nedir 8. sorumuzun cevabı? Bir kişi mi yaptı? Evet, cevap bekliyorum. Bakalım, herkes A diyor. Şimdi bize demiş ki AKD doğrusaldır, BKE doğrusaldır, diğerleri doğrusal olmadığını söylemiş. Buna göre hangisi yanlıştır? AKB, neresi burası? AKB, şurası, şu açıyla. CKD, neresi burası? Bu açı. Bu açının toplamı tümler midir? Şimdi arkadaşlar, buradan burası doğrusal olduğu için şu açının toplamının kaç derece olması gerekiyor? Bu açının toplamının 180 derece olması gerekiyor, değil mi? Çünkü burası doğrusal. Doğrusalsa burası 90 derece ise ben bu 90 dereceyi çıkarırsam bu açıyla bu açının toplamına kaç kalır? 90 derece kalır. Bu ikisinin toplamı 90 derece ise 180'den 90'ı çıkarırım. Yani bu açı ve bu açının toplamı 90 derece olduğu için biz bu ikisine ne diyoruz? Tümlerdir diyoruz. Çünkü doğrusal olduğu için ve burası 90 olduğu için 180'den 90 çıkarırsam bu açıya ve bu açıya 90 derece kalır. 90 derece kaldığına göre bu ikisinin toplamı 90'dır ve tümlerdir diyorum. O yüzden birincisi doğru. B şıkkına bakıyorum. AKF ile FKD. Neresi burası? Şu açı. Şu açıyla FKD. Bu açı. Bunlar da ikisi doğrusal mı? Doğrusal. İkisinin toplamı bu açı ve bu açının toplamı 180 mi? Evet. 180 ise bütünler midir? Evet. Doğrudur. Daha sonra bakıyorum AKB. Neresi burası? AKB. Şu açı. Şu açı ile DKE. DKE. Bu açı. Ters açılar mıdır? Evet. İki doğrusal nokta arasında, iki doğrusal doğru arasında kaldığı için ters açılardır. Bu da doğru. O zaman cevap Denizli kalıyor. Bakalım Denizli neden yanlış? AKF ile yani şu açı ile CKD bu açı ters açı değildir. Neden değildir? Çünkü şuradaki olan doğru doğrusal gitmemiş. Burada böyle giderken aşağıda böyle gitmiş. Yani bu taraf doğrusal olmadığı için bu yanlıştır diyoruz. Arkadaşlar o yüzden cevabımız Denizli diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet, süremiz doldu. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Yarın dediğim gibi kahoot yapacağız.